Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 11. sınıflar Peygamberimizin Hayatı dersi 1. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örneklerini yeniden sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz. Peygamberlerin Allah'tan gelen vahyi eksiltmeden ve arttırmadan aynı şekilde insanlara bildirmesine ne denir? Peygamberlerimizin en önemli görevi tebliğdir arkadaşlar. Onun için buraya tebliğ denir şeklinde ifade edelim ki soruların tersinden de hazırlıklı olun arkadaşlar. Tebliğ nedir şeklinde de sorulabilir. Yazacağımız açıklama görüldüğü gibi burada yazıyor. İrşat kelimesinin anlamı nedir? Evet, İrşat insanları İslam dinini benimsemeye, hemen bakalım arkadaşlar. İnsanları İslam dinini benimsemeye ve Müslümanları dini görevlerini yerine getirmeye çağırmaya denir arkadaşlar. Yerine getirmeye çağırmaya denir diyelim. Evet, insanların İslam dinine ısındırmaya, davet etmeye ve dini görevlerini yerine getirmeye davet etme, çağırma demek arkadaşlar irşat. Bir kimseyi bir şeye aşamalı olarak yaklaştırma, bir hükmün bir defada ve toptan değil, beşeri ve sosyal gelişmeleri dikkate alarak yavaş yavaş ve ihtiyaçlara göre vaaz edilmesine ne ad verilir? Tedriciliktir arkadaşlar. Bu kavramın ismi tedricilik denir şeklinde yine kısa cevabımızı verelim ki yine tedricilik nedir şeklinde de sorulursa yazacağımız ifade belli diyoruz arkadaşlar. Hazreti Peygamber zamanında yaşamış. Müslümanlara, o Müslüman olarak Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem çok kısa bir süre de olsa da görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş kimselere ne ad verilir? Tabii ki onun döneminde onu gören insanlara sahabi deniyor arkadaşlar. Evet, sahabi onu görmek, onun sohbetinde bulunmak demek. Yine onun döneminde Müslüman olup da onu göremeyen insanlar sahabi değil, bunu unutmayın. İlk Müslüman olan sahabilerden 5 kişinin isimlerini yazınız. Evet, öncelikle eşi Hazreti Hatice arkadaşlar. Bir diğeri kızı Zeynep. Bir diğeri yine kızı Rukiye. Bir diğeri yine kızlarından Hazreti Ümmü Gülsüm yazabilirsiniz. Hazreti Ali diyebiliriz. Bir diğeri Hazreti Ebu Bekir. Yine azatlı kölelerinden Zeyd bin Harise'yi de yazabilirsiniz arkadaşlar bu 5 kişi içerisine. Hazreti Hatice'nin Hazreti Peygamber ile birlikte 3 yıl boyunca yaşadığı sıkıntılı dönemin adı nedir arkadaşlar? İlk 3 yıl döneminde boykot dönemi diyoruz arkadaşlar. Boykot dönemi denir şeklinde ifade ediyoruz ki açık açık peygamberler İslam dinini o zaman da peygamberimiz yayamamıştı. İlk 3 yıl gizli saklı bir dönemdeydi ve bu dönemde de müşrikler, kafirler boykot uygulamışlardı arkadaşlar Müslümanlara hatırlayın. Hazreti Hatice ilk vahiy sonrası Hazreti Peygamberi kimin yanına götürmüştür? Hazreti Hatice'nin amcasının oğlu olan Varaka bin Nefel'dir arkadaşlar. Varaka bin Nevfel. Evet, Varaka bin Nevfel de yine bir din alimi. Hristiyan bir din alimiydi arkadaşlar. O dönem için bilgili bir kimse. Dolayısıyla o da peygamberimizin peygamber olduğunu tasdik etmişti. Başına gelenleri anlattıktan sonra. Peygamberliğin kaçıncı yılında gizli davet süreci sona ermiştir? Evet, artık ilk 3 yıl boykot dönemi, artık 4. yılda biliyorsunuz ki artık gizli davet süreci sona ermiştir arkadaşlar. Onun için 4. yıldan sonra diyelim. Evet arkadaşlar, ayet var bununla ilgili, biliyorsunuz ki ey Muhammed, şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlar aldırış etme ve
Önce en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse şüphesiz ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de şeklinde bir ayet üzerine artık açık tebliğ başlamıştı arkadaşlar 4. yıldan sonra. Hazreti Peygamber'in kabilesine uygulanan boykotun ardından 620 yılında amcası Ebu Talib ile Hazreti Hatice'yi peş peşe kaybetti biliyorsunuz. Bu üzüntü yılına ne ad verilir? Senetül Hüzün'dür arkadaşlar. Senetül Hüzün. Yani hüzün yılı olarak da parantez içerisinde belirtelim arkadaşlar. İki yakınını peş peşe kaybedince Peygamberimiz de insan haliyle üzüntü halinde oldu. O yıla üzüntü yılı dendi arkadaşlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ederken yanında hangi sahabe vardı? Evet, yanındaki sahabe arkadaşlar biliyorsunuz ki Hazreti Ebu Bekir de o mağarada örümcek ağının onları kurtardığını o çağrı filmden hatırlayın. Dolayısıyla yanındaki kişi Hazreti Ebu Bekir vardı şeklinde cevabımızı verelim. Hudeybiye Barış Antlaşması ne zaman ve kimler arasında imzalanmıştır? Evet, Hudeybiye Barış Antlaşması arkadaşlar yine 628 yılında, hemen yılını da verelim. 628 yılında Mekkeli müşrikler Hristiyanlar Yahudiler ve Müslümanlar arasında imzalanmıştır diyelim. Evet arkadaşlar, Hudeybiye Barış Antlaşması tabiri caizse kimse kimseye dokunmayacak, herkes kendi işine bakacak manasında özetle söylenebilecek bir anlaşma Medine'de arkadaşlar. Evet, elçiler yılı ne demektir? Kısaca açıklayacağım. Evet, elçiler yılı arkadaşlar biliyorsunuz ki 630 yılında Mekke'nin fethiyle Medine Hicaz'ın yeni siyasi merkezi haline gelmişti. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e biat etmek için kabileleri temsilen heyetler gelmeye başladı sürü sürü. Bu yüzden bu yıla elçiler yılı adı verildi. Bunu da hemen yazalım arkadaşlar. 630 yılında Mekke'nin fethiyle Medine Hicaz'ın yeni siyasi merkezi haline gelmişti. Hazreti Peygamber'e biat etmek için kabileleri temsilen heyetler gelmeye başladı. Bu yüzden bu yıla elçiler yılı adı verildi diyelim. Evet, Mekke'nin fethinden sonra artık biat etmek için grup grup insanlar kabileler geliyordu. Dolayısıyla 630 yılına elçiler yılı şeklinde isim verildi arkadaşlar. Geçiyoruz diğer sorumuza ve sayfamıza. İslam'ın ilk yıllarında tebliğin organize edildiği önemli mekanlardan birisi genç sahabe Erkam bin Ebil Erkam'ın eviydi. Bu eve ne isim verilmişti ve bu ev nerede bulunuyordu? Arkadaşlar, bu evin ismi Darül Erkam adı verildi arkadaşlar. Hemen yazalım. Darül Erkam adı verilen bu ev
Safa Tepesi'nin yanında bulunuyordu arkadaşlar. Evet, evin ismini ve bulunduğu yeri de hatırlattık. Bir kez daha hemen geçelim diğer soruya. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicretten hemen sonra Müslümanların bir arada olmasına imkan verecek bir mescit inşasına başladı. Bu mescidin adı nedir arkadaşlar? Mescid-i Nebi'dir arkadaşlar. Hemen yazalım. Mescid-i Nebi veya Mescid-i Nebevi şeklinde de ifade ediliyor. Bu mescidin adı arkadaşlar. Diğer sorudayız. Mescid-i Nebi'de özel bir bölüm olan ve İslam'ın ilk sistemli eğitim ve öğretim müessesine ne ad verilir? Geniş bir alanda bulunan Mescid-i Nebi'nin bir kenarında eğitim amaçlı bir müessese vardı arkadaşlar. Bu bölüme de Suffe denirdi arkadaşlar. Evet, orada eğitim gören sahabilere de Ashab-ı Suffe şeklinde de yine isim olarak söyleniyor. Bunu da unutmayın. Evet, Suffe'de yetişen ilk sahabelerden 5 tanesinin adını yazınız. Arkadaşlar bunlardan birincisi Ebu Zer. Hemen yazalım. Bir diğeri İbn Mesud. Bir diğeri Ammar bin Yasir. Bir diğeri Bilal-i Habeşi. Ve beşincisi olarak da Ebu Hüreyre diyebiliriz arkadaşlar. Ebu Hüreyre şeklinde bu sahabeleri de hatırlatmış olalım. Suffe'de o eğitim müessesinde yetişen sahabelere. Biri Maune, yani Maune kuyusu ne demektir? Kısaca açıklayınız arkadaşlar. Bu kuyu biliyorsunuz ki Uhud Savaşı'ndan 4 ay sonra Suffe ashabından yetişmiş ...70 kişinin tuzağa düşürüldüğü ve katledildiği yerdir arkadaşlar. Evet, Maune kuyusu denilen bir Maune, o 70 sahabenin hunharca, adice katledildiği yer olarak biliniyor arkadaşlar. Evet, her yıl hac mevsiminde Mekke çevresinde kurulan panayırların isimlerinden 3 tanesini yazınız. Bunlar içerisinde arkadaşlar bilindiği gibi Ukaz vardı. Hemen o panayırlardan biri olan Ukaz'ı yazalım. Bir diğeri Mecenne, bir diğeri de Zülmecaz'dı arkadaşlar. Evet, bu panayırların isimlerinden 3 tanesini de hatırlattık ve geçtik son soruya bu sayfada. Hazreti Ebu Bekir hangi olaydan sonra Sıddık lakabını almıştır? Biliyorsunuz ki arkadaşlar Mescid-i Aksa'da gerçekleşen Miraç mucizesini tereddütsüz doğruladığı için Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık lakabı verilmişti. Onu da yazalım. Miraç mucizesini tereddütsüz doğruladığı için Sıddık lakabını aldı diyelim. Evet, Sıddık Hazreti Ebu Bekir'in lakabı ve bu da Miraç mucizesini kabul ettiği için tereddütsüz kendisine verilen bir lakap olarak biliyoruz arkadaşlar Sıddık lakabını. Hicret sırasında Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem yalnız bırakmayan ve Sevr mağarasında büyük bir fedakarlık örneği gösteren Hazreti Ebu Bekir bu duruşuyla ayeti kerimede nasıl ifade edilmiştir? Evet arkadaşlar, bu duruşunun ayette bile yer aldığını biliyoruz. Onun için kendisine ikinin ikincisi ifadesiyle zikredilmiştir arkadaşlar. İkinin
İkincisi ifadesiyle zikredilmiştir diyelim. Yani ikinin ikincisi dediğimiz iki kişiden biri anlamına geliyor arkadaşlar. Peygamber Efendimizle Sevr mağarasında o biraz önce de söyledim ya, örümcek ağının kendilerini korumasından dolayı kendisine ikinin ikincisi şeklinde ifade edilmiş ayette. Halifeliği döneminde de birçok hayırlı işler yapmış olan Hazreti Ebubekir'in İslamiyet'e en büyük hizmeti nedir? Hazreti Ebubekir döneminde arkadaşlar biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim mushaf kitap haline getirildi. Onun için en önemli hizmeti budur. Kur'an-ı Kerim'i mushaf haline getirmiştir diyelim. Evet, Hazreti Ebubekir döneminde kitap haline geliyor. Hazreti Osman döneminde de bu kitaplar çoğaltılarak değişik İslam kültür medeniyetlerinin bulunduğu şehirlere gönderiliyor arkadaşlar. Hatırlayın bir kez daha. Ridde savaşları kimlere karşı yapılmıştır? Evet, Ridde biliyorsunuz ki Ebubekir döneminde yapılan bir savaş. Hemen yazalım arkadaşlar. Ebubekir döneminde Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra ortaya çıkan dinden dönme hareketlerine kendini peygamber ilan eden çeşitli kişilere karşı çeşitli kişilere ve şunu da söylerim arkadaşlar bu da önemli. Çeşitli kişilere ve zekat vermek istemeyen kabilelere karşı yapılmıştır. Evet, Ridde savaşları da bu şekilde arkadaşlar. Dini bozan, dinden dönen, zekat vermek istemeyen gruplara, kabilelere karşı yapılmıştır diyorum. Geçiyorum diğer soruya. Ebu Kuhafe kimdir? Evet, Ebu Kuhafe pek sık duyulan bir insan değil arkadaşlar. Kendisi Hazreti Ebu Bekir'in babasıdır arkadaşlar. Hazreti Ebu Bekir'in babasıdır. Ve Mekke'nin ileri gelenlerinden biridir diyelim. Bir diğer bilgi de Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Ebu Bekir'in çabasıyla Müslüman oldu arkadaşlar. Mekke'nin fethinden sonra Hazreti Ebu Bekir'in çabasıyla Müslüman oldu diyelim. Evet, kendi babası Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe'ydi ve Mekke'nin fethinden sonra da Müslüman olduğunu da hatırlatalım arkadaşlar yine kısaca sizlere. Hazreti Ebu Bekir'in vasıtası ve büyük gayretiyle Müslüman olan ve cennetle müjdelenen sahabilere ne ad verilir arkadaşlar? Tabii ki Aşere-i Mübeşşere'dir. Aşere-i Mübeşşere denir şeklinde yine kısa cevabımızı verelim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali bunlar içerisindeydi hatırlayın. Ne güzel değil mi? Dünyadayken cennetle müjdeleniyorsunuz ki ne mutlu onlara. Aşere-i Mübeşşere olarak ifade edilen sahabelerden 3 tanesini de evet. Aşere-i Mübeşşere'nin ne olduğunu hatırlattık. 3 tanesinin adını yazarsak bunlardan biri arkadaşlar Abdurrahman bin Avf'tır arkadaşlar. Abdurrahman bin
Avf diyelim. Bir diğeri Ebu Ubeyde Cerrah arkadaşlar. Ebu Ubeyde Cerrah. Bir diğeri Sa'd bin Ebi Vakkas. Sa'd bin Ebi Vakkas. Yine bunlar içerisinde Talha bin Ubeydullah, Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam gibi isimleri aşere-i mübeşşereye dahil olan insanları yazabilirsiniz ki ne güzel cennette şu anda hak ettiği yerdedir diyelim hepsi için. İslam'ı seçtiği ve ailesinden baskı gördüğü için İslam'ı öğretmesi için Medine'ye muallim olarak gönderilen ve böylece üstlenmiş olduğu görev sebebiyle İslam'ın ilk öğretmeni, bakın bu çok önemli. İslam'ın ilk öğretmeni sayılan sahabe kim? Bu sahabe Musab bin Umeyr'dir arkadaşlar. Musab bin Umeyr şeklinde cevabımızı verelim. Hazreti Hatice'ye iffetli ve namuslu bir hayat sürmesinden dolayı İslam'dan önce kavmi arasında temiz kadın anlamına gelen hangi lakap verilmiştir? Tahire'dir arkadaşlar. Tahire lakabı verilmiştir diyelim. Evet, böylelikle videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Son 3 sorudayız böyle diyelim. Peygamberimizin çocuklarının ismini doğum sırasıyla yazın. Evet, Peygamberimizin ilk çocuğu arkadaşlar biliyorsunuz ki erkek Kasım'dı. Hemen yazalım. Daha sonraki kız Zeynep. Daha sonra yine kız evladı Rukiye. Daha sonra yine kız Ümmü Gülsüm. Yine arkasından Fatıma Hazreti Ali'nin eşi, Hasan ve Hüseyin'in annesi ve bir diğeri erkek olarak Abdullah ve yedinci çocuğu olarak da Hazreti Mariye annemizden olan İbrahim arkadaşlar. Evet, 7 çocuğun ismini de doğum sırasıyla bu şekilde yazıyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar artık son 2 soruya videomuzda. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin babasının ve annesinin adları neydi? Evet, babasının ismi Abdullah. Çocukların ismini de Abdullah vermişti, yukarıda söyledik. Annesinin ismi de arkadaşlar Amine'dir. Evet, son sorudayız. Hicret esnasında Küba'da Ranuna Vadisi'nde ilk olarak hangi farz ibadetimiz kırılmıştı, yapılmıştı? Mekke'den Medine'ye hicret ederken Ranuna Vadisi'nde bir mescit yapılmış ve burada ilk farz ibadetlerden Cuma namazı kılınmıştı arkadaşlar. Evet, bu şekilde son sorumuzun cevabını da verelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olup yorum yazmayı da lütfen ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.